İddiaya göre nişanlısından sürekli şiddet görüyor. Genç kız nişanı attı ve Diyarbakır'a gitti. İstanbul'da kalan annesi evine gelen eski damadını öldürdü. Yargılandığı ilk davada adliyede kavga çıktı. Cinayet davasında adliye koridoru birbirine girdi. Polis tarafları zor ayırdı. İki aile aslında dünür olacaktı. Ancak şiddet iddiaları yüzünden anne katil oldu, eski damadı ise hayatını kaybetti. Şu an ben kurtuldum, gerçekten kurtuldum ama sadece olan ona oldu. Rıdvan Yıldırım nişanlıydı. Nişanlısının annesi 15 yaşındayken kızına istismarda bulunduğunu iddia ettiği gençle kızının nişanlanmasını hiç istememişti. Genç kız şiddet görüyorum diyerek nişanı attı. Anne kızını Diyarbakır'a yolladı. Sürekli evet tehdit ediyordu. Ben seni kimseye yar etmem, seni öldürürüm. Seni kimsenin yanına bırakmam. Gerekirse annenle birlikte öldürürüm. Yani ben kendisinden dayak yedim. Rıdvan Yıldırım iddiaya göre 18 Temmuz 2017 günü alkollü şekilde eski nişanlısının annesinin evine geldi. Amacı kaderin yerini öğrenmekti. Kapının önüne herhalde geliyor. Ben kaderi istiyorum diye elinde silahla. Adam kesinlikle vermem diyor, kaderin yerini söylemem diyor. İddiaya göre eski damadıyla arasında çıkan tartışmada kaderin annesi evdeki silahla Rıdvan Yıldırım'a ateş açtı. Yıldırım olay yerinde hayatını kaybetti. Eski kayınvalidesi de tutuklandı. Müvekkilimin amacı kızını korumak. Kızının 7 yıl boyunca uğramış olduğu şiddeti için öğrendiği için bunu korumak amacıyla hareket etmiş. 18 yıla kadar hapsi istenen anne duruşmada çok pişman olduğunu söyledi. Duruşma sonrasında iki aile karşı karşıya geldi. Taraflar güçlükle ayrıldı. Duruşma genç kızın tanıklığı için ertelendi. Öldürülen Rıdvan Yıldırım'ın yakınları mahkemede tehdit iddialarını yalanladı. Asıl tehdide kendilerinin uğradığını söyledi. Telefonla ulaştığımız ve öldürüldüğü gün Rıdvan'ın yanında olan eniştesi ise iddialarla ilgili konuşmak istemediklerini söyledi.